Yan dişler, yan dişler ve ön dişler. Canlıları tanıyalım, tanımayanlara tanıtalım. Evet. Canlılar ikiye ayrılıyor. Bir, bağımlı olan canlılar. İki, bağımsız olan canlılar. Deminden beri anlattık. Siz inşallah bağımsız olun arkadaşlar. Bir şeye bağımlı olmayın. Evet. Arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılmasını göreceğiz. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Yine birçok canlının özelliklerine bakacağız. Ve gözle göremediğimiz canlılar da olduğunu kavrayacakmışız bu ünite. Evet, diyor ki anneniz marketten yoğurt almanızı istedi. Markete gidince ne yaparsınız? Arkadaşlar tabii ki yoğurt, et, süt ürünlerinin olduğu değil mi? Reyona doğru gidersiniz. Dolayısıyla gidip de hemen çikolata reyonuna atlamazsınız değil mi? He? Atlar mısınız? Evet Yok. hocam, yok. Atlamam. Atlamazsınız. Yoğurtların olduğu yere gidersiniz. Bu niye işimizi kolaylaştırıyor mu? Evet. Bunun amacı ne? Kolaylaştırmak. İşte biz de canlıları anlamak için Asude ne yapıyoruz? Böyle bir sınıflandırma yapıyoruz Anıl. Özüm Zehra, İpek. Canlıları ayırıyoruz. Ekranı yazmayalım. Şimdi tabii bu ayırma bitiyor mu? Bitmiyor. Çünkü milyon tane ne var? Canlı çeşidi var. Hatta arkadaşlar her 39 saniyede bir diyorlar yeni bir canlı türü keşfediliyor dünyada. Daha o kadar keşfedilmemiş tür var. Evet. Peki bu sınıflandırmayı neye göre yapıyoruz? Canlıların özelliklerine göre mi yapıyoruz? Bakıyoruz diyoruz ki bunlar buna benziyor. Ha, diyoruz fil derisi gri, timsah da gri. O zaman fille timsah aynı cinstir. Doğru mu? Olur mu? He? Ben Olur. Olmaz değil mi arkadaşlar? Fil başka bir grup, timsah başka bir grup. Hadi bakalım bu sınıflandırmayı neye göre yapıyormuşuz öğrenelim. Arkadaşlar biz canlıları dört ana başlıkta inceleyeceğiz. Bir, mikroskobik canlılar. Adı üzerinde. Bunları ancak neyle görebiliyoruz? Neyle? hocam. Konuşmuyor. Mikroskop. Doğu sesin çok uzaktan geliyor. Neyle görüyoruz arkadaşlar? Mikroskobikse hangi aletle? Mikroskopla. Mikroskopla görüyoruz. Çok küçükler. Mesela şimdi desem ki elinizde bu canlılardan 5 milyon tane var şu anda. Ne dersiniz? Ya hocam görmüyorum ki. Ne? Evet. Arkadaşlar, eğer ultraviyole ışıkla bakarsanız kızılötesi ışıkla elinizdeki bakterileri görebilirsiniz. İyi. Evet, çünkü bakteriler çok hızlı ürüyor. Yıkasan da çok çabuk ürer. Devam ettik arkadaşlar. Mantarlar. Evet. Tabii ben mantarlar deyince hep sevmediğiniz yemek mantarlar aklınıza geliyor. Doğru mu? Mantar seven var mı? Mantar seven. İpek seviyormuş. Ben sevmiyorum. Evet. Sevmiyorsunuz. Evet arkadaşlar o mantarlar mantarların bir türü. Burada göreceğiz daha bir sürü mantar var. Bitkiler zaten tanıyoruz. Bir de hayvanlar var. Hayvanlar. Evet hayvanlarımız var. Değerli arkadaşlar. Canlılar kaça ayrılıyormuş? Dörde. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. İnsanlar nerede? Biz canlı değil miyiz yoksa? Yoksa. Hocam hayvan hayvanlardayız. Arkadaşlar biz de bu ayrımda maalesef hayvanlardayız. Ama Yes. gerçekten de öyle. Yere tüküren hayvanlar var. Yere çöp atan hayvanlar var. Değil mi? Çevreyi kirleten hayvanlar var. Canlılara zarar veren hayvanlar var. Yani yanlış bir sınıflandırma olmamış. Hocam Sınıflandırma doğru. çok doğruyuz. Peki. Devam ediyoruz. Arkadaşlar canlıları ayırırken neye dikkat ediyoruz? Bir, vücutları nasıl? Dış görünüşüne bakıyoruz. İki, nasıl bir hareket tarzları var? Üç, akrabalık olarak nasıllar? Ne yiyip ne içiyorlar? Ve nasıl çoğalıyorlar? Bunlara bakıyormuşuz. Vücut, hareket yapısı, akrabalıklar, ne yiyip ne içtikleri ve nasıl ürediklerine bakıyoruz. Yazılılarda bu gelecek ona göre. Şunu soracaklar, şu tabloyu
Yazılıda soracaklar arkadaşlar ona göre. Diyecekler ki canlılar kaça ayrılır yazınız. Sen de yazacaksın. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar diye. Örnek verin de diyebilir. Evet. Arkadaşlar işte burada marketteki olayı anlatmış. Biz bunu neye benzetebiliriz? Canlıları da benzer özelliklerine göre ne yapabiliriz? Böyle ayırabiliriz. Kolay tanımamızı sağlar. Canlılar dört grupta bulunuyordu. Ne? Mikroskobik canlılar, sonra Mantarlar. mantarlar, sonra Bitkiler. bitkiler ve hayvanlar. Hayvanlar. Zira. Ekranlarımız açık olsun lütfen. Evet. Arkadaşlar bak iyi dinleyin. Çünkü bu ne olacak? Yazılı olacak. Yazılılardan size puan verecekler. İlkokul gibi değil. Ona göre yazılıya gireceksiniz. Devam edelim. Mikroskobik canlılar. Arkadaşlar gözle göremeyeceğimiz küçük olup ancak mikroskop yardımıyla görünebiliyor bu canlılar. Doğada birçok mikroskobik canlı var ama bizler daha çok bakteriler, paramesyumlar, diğer bir adı terliksi hayvan, rüzgar. Rüzgar. O rüzgar hangi rüzgar? Rüzgar, ekranın kapalı. O rüzgar hangi rüzgar? Evet. Hocam benim. Tamam, rüzgar ekrana yazma. Siler misin onu? Hadi bak. Ben şimdi kapatmışım. Şey, kapatmayı unutmuşum. Hocam pardon. Evet. Peki. Hocam pardon. Arkadaşlar ne dedik? Bakteriler var. Çok bildiğimiz bakteriler. Sonra paramesyumlar var. Para, mesyum. Diğer adı terliksi hayvan. Göreceğiz birazdan. Sonra ne var? Amip veya öglala. Bunların da kamçısı var. Bunları göreceğiz değerli arkadaşlar. Mikroskobik canlılar, canlılıklarını nasıl anlıyoruz hocam? Ot Şeyler. bak Efendim Doğu. yine hocam size demedim. Tamam, sesi kapatalım o zaman. Bunların canlı olduğunu nasıl biliyoruz Burak? Çünkü bunlar hareket ediyor. Mikroskopla bakıyoruz hareket ediyor. Solunum da yapıyorlar. Karınlarını da doyuruyorlar. Çoğalıyorlar. O zaman bunlar ne? Canlı diyoruz. Evet, bunlar canlı. Arkadaşlar geldik örneklerine. Bu canlılar besinlerin üzerinde bulunur. Suda bulunur, toprakta bulunur, havada bulunur. Cansız ortamlarda her yerde yaşarlar. Mesela ekmeği ya da besinleri açıkta unutursak üstünde ne oluyor? Bakteriler ürüyor değil mi arkadaşlar? Unuttuğumuz şeyler. Evet. İşte arkadaşlar mikroskobik canlılara örnek bakteriler. Bir diğer örnek paramesyum. Diğer adı terliksi hayvan. Bakın neye benziyor şekli? Terliğe benziyor mu? O yüzden terliksi hayvan denmiş Burak, Çınar. Sait Yavuz. Amip dediğimiz bir canlı var. Bu da tek hücreli bunların hepsi. Bir tane hücre. Amipimiz var. Bir de öglena var. Bunlara da kamçılı diyoruz. Bakın şu kamçıları var ya. Bununla hareket ediyorlar. Bir yere gideceği zaman kamçısını sallıyor. Öyle gidiyor. Ya da bir şeyi tutacağı zaman. O yüzden buna da kamçılı hayvan diyoruz. Dikkat! Yazılıda soracaklar. Diyecekler ki mikroskobik canlılara örnek veriniz. Yazacaksın Başar. Anıl. Bakteriler. Paramesyum ya da terliksi hayvan. Amip. Öglena. Tamam. Dikkat! Paramesyum, amip ve öglenanın mikroskopla gözlemlenebilirken mikroskobik canlı olduğunun bilinmesi şeklinin görünce tanınması yeterlidir. Evet, belki de şöyle yapabilir Çınar, şunu demek istiyor. Sait, sana bu resmi verir, bu hangisi der, bakteri yazabilmelisin. Bunu verir, paramesyum, terliksi hayvan yazabilmelisin. Şu şekli gördüğünde amip yazman yeterli, bu şekli gördüğünde öglena, kamçılı hayvan yazman yeterli. Tamam mı? İsimlerini ve şekillerini bilmen lazım. Okey? Hadi. Pekala.
Bakteriler hakkında ne bilmeliyiz? Arkadaşlar, en basit yapıda olan mikroskobik canlılar bakteriler. Her yerde bakteriler bulunur. Besin olan ortamda uygun nem ve sıcaklıkta çabuk çoğalırlar. Evet, dikkat. Besinin olduğu yerde bakteri kaçınılmaz. Bakteriler hep zararlı diye bir şey yok. Yararlı bakteriler de var. Mesela bağırsaklarımızda. Evet, bağırsaklarımızda bazı bakteriler var. Onlar ne yapıyor arkadaşlar? Bize fayda sağlıyor. Hatta hani cırcır oluyoruz ya, Allah korusun, ishal misal. O zaman bize ne veriyorlar? Suya kattığımız ne veriyorlar? Suya katıp Tamam. içiyorsunuz. Ne? Tamam. Hayır. Probiyotik veriyorlar, değil mi? Hiç içtiniz mi? İshal falan olduğunuzda öyle suyun içine katıyorsun, karıştırıyorsun, içiyorsun. İçtim bir hatırlıyorum. Probiyotik diyoruz ona. Arkadaşlar, o probiyotikler ne biliyor musun Bilal Hamza? Bildiğin bakteri ya. Sana bakteri içiriyoruz. Çünkü faydalı bakteriler bunlar. İşe yarayan bakteriler. Eğer onu içmezsen sıkıntı. Peki yararlı bakteriler ne yapıyor? Özüm Zehra, ince adam. Bir, sütten yoğurt oluyor. Annelerimiz sütten yoğurt mayalıyor mu? Evet. Onun için ne yapıyorlar? Eski yoğurdu koyuyorlar, değil mi? Ya da ilk yapıyorlarsa maya. O maya aslında ne? Bakteri. Ali Kemal, bakteri koyuyorlar. Sabaha kadar bakteriler çoğalıyor Doğu. Bizim süt ne oluyor? Yoğurt. Evet. Yoğurt yediğimizde aslında başar ne yiyormuşuz? Bakteri. Hocam ya, yoğurdu sevdirtmeyeceksin bize ya. Hayır ya, faydalı bakteri, rahat ol. Derin der ya, sıkıntı yok yani. Yoğurt yiyebilirsin, şifadır. Evet. Yine sütü ne yapıyorlar? Başka bir bakteri atıp neye dönüştürüyorlar? Peynire. Peynir sevmeyen yoktur herhalde. Var. Derin derya böyle. Hocam var, Yemin. bazen sevdim. Bakın. Tanıdığım biri vardı. Evet. Üzüm Hocam. sirkeye dönüşmesi. Üzüm nasıl sirkeye Hocam. dönüşüyor? İçine bakteri atıyorlar. Sirke oluyor. Var mı evde sirke yapan? Evinde sirke yapan, annesi babası sirke yapan var mı? Var bak. Hüseyin Buyruk yazıyor. İsmini unuttum ama. O yapıyormuş. Zehra'nın annesi de yapıyor demek ki. Evet, biraz önce söylediğimiz kalın bağırsakta yaşayan B ve K vitamini üreten bakteriler de var. Demek ki bakteriler bize fayda da sağlıyor. Unutmayın arkadaşlar, bunu da soracaklar. Evet, bakterilerin sağladığı faydaları da yazılıda soracaklar. Ona göre. Tamam Ata. Evet. Devam ediyoruz. Zararlı bakteriler ne yapıyor? Eğer dişlerinizi fırçalamazsanız, dişlerinizdeki biriken bakteriler dişinizi ne yapar? Çürütür. Yine bazı yerlerde bakteriler verem veya zatürre dediğimiz akciğer hastalıklarına neden olabilir. Yine yiyeceklerin üzerine bakteri ürerse yiyecekler ne olur? Bozulur. Dur. Zararlı bakterilerden kurtulmak için ne yapmalıyız? Bir, hijyene önem vermeliyiz. Hatırlayın, pandemide nasıldık? Pandemide. Sürekli elimizi yıkıyorduk, değil mi? Manyağa dönmüştük. Elimizi yıkamaktan. Hocam, elimi yıkamaktan elim Evet, elimizi yıkıyorduk. Niye? Çünkü bakteriler önce Şura Anur elimizden geçiyor. Elimizi her yerimize sürüyoruz. Mesela Anıl mesela ağzını kapattı. Şimdi ne yaptı? Bakterileri ağzına oh gönderdi. Allah korusun. Grip virüsü o. Virüs bakteri değil ama. Ya da bir bakteri ağzına gönderdiyse hasta olma ihtimalimiz var. Evet. Dişlerimizi yemekten sonra özüm Zehra fırçalıyor muyuz? Fırçalıyoruz. Niye? Çünkü bakteri birikmesin. Bilal diyor ki yo hocam, ben yılda bir defa fırçalıyorum. Olmaz. Yılda bir defa fırçalarsan Yusuf Eymen, diş kökleri ne olur? Nanik. Gider ya. Ellerimizi Altyazı yemekten önce ve sonra fırçalamak. Yani arkadaşlar,
Bazı arkadaşlarımız var. Ne elini yıkıyor önce ne sonra. Nop diyor onu. Kornum aç. Huu. Ya bir dur bir elini yıka. Uyarıyor mu anneleriniz babalarınız çok? Elini yıka da gel. Babam Evet. hiç uyarmıyor. Evet. Arkadaşlar çünkü Elini direkt mikrobu ağzına götürüyorsun. Yemekten sonra da yıkamamız lazım. Niye? Elimizde besin artığı kalıyor. Bu sefer yine bakteri ürer. Tamam? Buna dikkat edelim. Devam ediyoruz. Bakterilerin sebep olduğu hastalıklara ne kullanıyoruz arkadaşlar? Antibiyotik. Kullanmışsınızdır muhakkak. Kullan. hocam tadı çok kötü, hiç sevmiyorum. Antibiyotik. Ben de. Hocam beyaz olan ilacı var ya, nefret ediyorum. Evet ya, o çok kötü. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar, çocuklarımıza bakıyoruz. Kerem'in incelediğinin adı ne? Hocam şey Aguyana. Evet. Ona da sorsak diyecek ki çinorofon falan diyecek herhalde. Bunun Hocam, adı ne desek o da çinorofon falan. Öglena mıydı? Öglena değil mi? Onun adı Öglena. Evet. Öglena. Evet. Diğer adı kamçılı hayvan. Eylül'ün baktığının adı ne? Terliksi. Terliksi bakteri. Paramecium. Terliksi hayvan. Terlik. Parayı verirsen terliği alırsın. Oradan aklında kalsın. Parayı verirsen paramecium. Terliksi hayvan. Terliği alırsın sayın. Zeynep neye bakıyor? Amip. Hocam amip. Amip. Bunlar hep bir hücreli canlılar. Geçen böyle bir laf duydum. Çocuğun biri diğerine hakaret edecek ama kötü söz söylemeden hakaret edecek. Ne dedi biliyor musunuz? Amip misin oğlum sen dedi. Yani tek hücreli misin? Ya arkadaşlar ilk defa böyle bir laf duydum. Hakaret etmeden hakaret etti. Amip misin oğlum sen dedi. Arkadaşlar zatürreye sebep olur. Kim zatürreye sebep oluyor? Gözde neyi seçmiş? Gözde hangi kartı seçmiş? Bakterilerin yararı mı zararı mı? Zarar. Zararını seçmiş Gözde. Gözde'nin seçtiği konu bakterilerin zararı. Defne neyi seçmiş? Bakterilerin yararı. Zararı. Peki bakterilerin başka ne zararı var? Hatırlayalım. Birikme mi? Üreme mi, birikme mi hocam? Ne yapıyor bakteriler? Farklı hastalıklara sebep oluyorlar. Dişleri çürütüyorlar. Yediklerim Ekran değil Yusuf Eymen. Evet. balım. Bozulmasına da sebep oluyorlardı değil mi? Bakterilerimiz. Evet. Bakteriler yiyeceklerin bozulmasına sebep. Peki faydaları neydi? Ne yapabiliyorduk bakteriler sayesinde? Yoğurt, peynir. Yapabiliyoruz. Peynir yapabiliyoruz. Ve Evet. arkadaşlar üzümden sirke yapabiliyoruz. Evet, sirke de güzel olur ha. Salataya sirke koyar mısınız? He? Of. Yok. Arkadaşlar salata yapacaksın, sirkesini de sıkacaksın, limonunu da koyacaksın. Bir de sirke neye iyi gidiyor? Çorbalarda iyi gider. Evet Arkadaşlar hocam. sirke de şifadır. Peygamberimiz sirkeyi önermiş. Evet, sirke hastalıklara karşı şifadır. Hatta bazen annelerimiz ev temizlerken sirke kullanıyor. Görüyor musunuz? Evet. Çünkü mikropları kırar. Evet hocam. Anladınız mı? Sirke mikropları yok eder arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Geldik mantarlara. Arkadaşlar sadece mantarların isimlerini verip detaylarına girmeyeceğim. Unutmayın diye. Arkadaşlar mantarlar çok geniş bir alana sahip. Hemen hemen her yerde yaşayabiliyorlar. Mantarlar bitki değiller. Neden? Çünkü fotosentez yapamıyor. Yani ışıkla kendi besinini üretemiyor. Bu yüzden bitki değiller arkadaşlar. Kök gövde yaprak gibi organları da yok. Mantarları tabloda gösterildiği gibi dört grupta inceleyeceğiz. Tabii ilginçtir. Bizim yediğimiz mantarlar bitkiye benziyor ama bitki değil. Tadı da et gibi değil mi? Bitki gibi değil. Değil mi? Tadı da et gibi. Evet. Var mı böyle dağda bayırda mantar toplayan falan? Hiç Hocam benim babamın amcası güzel. topluyor.
Kimler topladı bir göreyim bakayım mantar toplayanları. Kendisi Ali Kemal toplamış. Evet. Hocam. Efendim doğru. Hocam hayatımda yemekteki mantar hariç hiçbir ormandaki mantarı görmedim. Görmedin. Evet. Bilal de toplamış herhalde mantar. Genellikle nerede oluyorlar? Ağaçların dibinde, karanlık, güneş almayan yerlerde, çimende. Yağmur yağdıktan sonra. Evet. Ormanda çok bulduk ama toplamadık. Tabii ki canım. Ne yapmıyoruz? Bilmediğimiz mantarı toplamıyoruz arkadaşlar. Çünkü zehirli mantar da olabiliyor. Çok tür mantar var. Evet. Aysa Hocam bir keresinde mantarın tadına bakmıştım, çok kötüydü. mantar toplamaya İngiltere'ye gittim, orada topladım diyor Ayza. Ayza Türkiye'de de var ya. Niye İngiltere'ye kadar yoruyorsun kendini? Evet. Evet, Nevanur da toplamış. Anıl da toplamış. Derin Derya diyor ki benim peynire alerjim. Oo. Evet. Evet arkadaşlar, bizim yediklerimiz Sait şapkalı mantar. Onlara ne diyormuşuz biz? Şapkalı mantar. Tamam. Yapalım. Bir de besinlerin üzerinde mesela böyle ekmeği falan ya da meyveleri dışarıda unuttuğumuzda Selim, üzerinde çıkan mantarlar var. Asuye, bunlara ne diyoruz? Bunlar Mantarı. küf mantarı. Mantarı. Ekmek küflendi. Yiyecek küflendi diyoruz, değil mi? Bunlara ne? Küf mantarı. Evet. Devam edelim. Bir de arkadaşlar maya mantarı var. Annelerimiz evde hamur mayalıyor mu? Evet hocam. O Evet hocam. hamurun içine kattıkları maya var ya, o mantara biz maya mantarı diyoruz. Ne yani şimdi hocam? Annem ekmek yaparken mantar mı koyuyor içine? Evet, mantar atıyor. Ne? Ali Kemal diyor ki yediğim bütün ekmekler çıkın. Evet. Arkadaşlar o siz, yani kötü bir şey değil. Bu iyi mantar yani. Güzel mantar. Hamurun mayalanmasını sağlar. Bir de arkadaşlar Allah korusun parazit mantarı var. Bazen görürsünüz saçının bir kısmında saç yok ya da sakalının bir kısmında sakal yok veya tırnağının bir kısmı yok. Bu da hastalık yapan mantar. Bu da ne mantarı? Parazit mantarı. O yüzden buna dikkat edelim. Elimizi ayağımızı yıkadığımızda iyi kurulayalım. Yoksa şu parmak aralarımız falan var ya, el ayaklı parmaklarımız, oralarda mantar çıkar. Belki öyle etrafınızda mantar çıkmış kişi görmüşsünüzdür. Buna dikkat edelim. Dört çeşit mantarımız var. Bir, şapkalı mantar. Zehirsiz olanlarını yiyoruz. İki, küf mantarı. Besinlerin üstünde çıkıyor. Besinleri küflüyor. Üç, Maya mantarı. hamurdan maya yaptığımız maya mantarı. Dört, hastalık yapan Arayın. parazit mantarı. Belki kardeşleriniz varsa bebekken ağzında böyle pamukçuk, böyle beyaz beyaz şeyler çıkıyor. Gören oldu mu hiç? Yok mu? O işte parazit mantarı. Hastalık o. Pamukçuk dediğimiz hastalık. Ona karbonat sürüyorlar, çocuğun ağzına geçiyor. Evet. Arkadaşlar diğer ders mantarları tekrar ederiz. Bugün sizlerle mikroskobik canlılara baktık. Canlılara ayırdık. Ne dedik? Bir, mikroskobik canlılar. İki, mantarlar. Üç, bitkiler. Dört, hayvanlar. Heyecanlı. Efendim Sayın. Sayın bir şey mi dedin? Evet. Yusuf Eymen. Efendim. Hocam, ders bitecek mi yoksa mola mı? Ders bitecek. Sonrasında dersimiz yok. Bugün kaot yok Murat Talha. Bu üniteyi bitirelim. Kaot yapacağız. Tamam. Mantarları, hayvanları Hocam, niye falan bitirelim. çıkmıyor? Bol bol kaot yaparız bu üniteden. Çünkü bu ünite tam kaot yapmalık bir ünite. Evet değerli arkadaşlar, sizden ricam bir tekrar edin hemen dersten sonra unutmamak için. Diğer haftaki derste mantarları işleriz. Yarın Hocam. matematik dersimizde görüşmek üzere. Allah'a bak. Hocam bir şey diyeyim. Söyle Görüşürüz doğru. hocam.